Elbette ki iyi bir şey değildir. Elbette ki ölmek de öldürmek de iyi değil. Öldürülmek de öldürmek de iyi değil. Ama siz savaşmak zorunda kalıyorsanız, ama bir çember kuruluyorsa ve o çemberi kırmak zorundaysanız onun hakkını vereceksiniz. İşte bugün anlatacağım o büyük komutan, bunun hakkını veren engin büyük şahsiyetlerden, hiç şüphesiz en öndekilerden biri. Onu İslam tarihçileri anlatırken şu cümleyle anlatmışlardır. Uyumayan ve uyutmayan adam. Uyutmayan, uyutmayan adam. La yanamu ve la yetruku ahden yanam. Uyutmayan ve diri tutan bir adam. Askerine, komuta kademesine, takip ettiği yerlerde uyutmayan adam. Tarih onu nasıl kaydetti, nasıl çerçeveledi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu çerçeveledi, ondan büyük bir asker oluşturdu. Aslında yapısında vardır, karakterinde vardır. Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam o karakteri puta tapıcılıktan İslam'a hizmete çevirmiştir. Onu uzun uzun anlatacağım ama bir yer var ki onu şimdi söyleyeyim, ondan sonra programımızın o uzun dehlizine doğru yolculuğa çıkalım. Hicretin 7. yılındadır. Bütün Mekke'nin liderleri, kavimlerin ileri gelenleri, aşiret liderleri, ağa babaları Mekke'nin, Sakif'in, Havazi'nin ve diğer bütün kabilelerin reisleri tek tek sapır sapır dökülüyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne gelip Müslümanlıklarını ilan etmek zorundalar. İşte o günlerden birindedir. Hazreti Peygamber'in mektubu Hazreti Halid'e ulaşır. Bahsedeceğim şahsiyet Halid bin Velid radıyallahu anh. Hazreti Peygamber'in mektubu daveti Halid'e ulaşır. Halid evinden kalkar, Mekke'den Medine'ye doğru gider. Resulullah'la görüşecek, Allah'ın nebisiyle görüşecek. Yolda Amr bin El-As'la karşılaşır. Mekke'nin diğer büyük liderlerinden birisiyle. Arapların en zekilerinden, en büyük dahilerinden biri olan Amr bin El-As'la karşılaşır. Karşı karşıya gelirler çölün bir yakasında. Dönecek ve Amr diyecek ki, İle eyne ya Eba Süleyman? Süleyman'ın babası, yani Hazreti Halid'i kastediyor. Nereye gidiyorsun? O da dönüp diyecek, İla eyne ya Amr? Amr, sen nereye gidiyorsun? Amr dönecek, senin gittiğin yere. Muhammed'e mi aleyhisselama? Muhammed'e. Beraberce yürüyecekler. Resulullah'ın yanına gelince Amr dönecek ve Hazreti Halid'e tek bir cümle söyleyecek. Sen zeki bir adamsın Halid diyecek. Bugüne kadar niye bekledin? Peygamber'e boyun eğmek için niye çok bekledin? Dönecek Halid, ya sen Arapların en zekisi, ya sen niye bugüne kadar bekledin? Resulullah'ın yanına gelecekler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o iki engin adama bakacak, bakacak ve bakacak ve sonra ayağa kalkacak. Hazreti Halid'e elini uzatırken Resulullah Hazreti Halid'e şu cümleyi söyleyecek. Çok geç kalmadın mı Halid? Seni çok bekledik. Çünkü sen içinde cevher olan, içinde iman olan bir adamdın. Çok geç kalmadın mı Halid? Dönecek Halid, buradayım ey Allah'ın nebisi. Seyfen bin suyufillah. Sen Allah'ın aslanında, sen Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olacaksın. Zulüm de kalkmayacak, zulüm de inmeyeceksin. Allah'ın binlerce selamı Halid bin Velid radıyallahu anh'a. O bütün mekanların, bütün zamanların, bütün coğrafyaların en büyük komutanı Hazreti Halid bin Velid'e olsun. Adıyaman'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Annem çok çok selam söyledi size. Biz Almanya'dan geldik, sizi çok çok seviyoruz. Rabbimden hep dileğimdir hocam sizin gibi ilahiyatçı kimliğine sahip olmak. Ben
Kilis'ten geliyorum. Ta uzaklardan Azerbaycan'dan geldik sizi görmek. Sağ olun. Bakü'den size bol bol selamlar. Sevenleriniz çok orada çünkü. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Bize dinimizi böyle güzel bir şekilde öğrettiğiniz, anlattığınız için. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu buradan böyle her perşembe gecesi gönüllere, her cuma sabahı sorulara, her pazar sabahı da maneviyatını arayan akıllara hitap edecek. Bu manevi şölene davetlisiniz. Desem ki anlatırken Hazreti Halid İbnül Velid'i, desem ki Uhud'u Müslümanlara kaybettiren adam, desem ki Müslümanların azılı düşmanı, desem ki hakikatin önünde bir engel, desem ki kılıcını şerrin gücünde, şerrin hakimiyeti, kötülüğün hakimiyeti için kıyasıya kullanan adam. Ama Hazreti Halid'in bir özelliği vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşırken bile çenesini, ağzını, kalbini hiç bozmamıştır. Tam bir asker. Onun kardeşi çok daha önce Velid, çok daha önce Müslüman olmuş ama ne yazık ki Hazreti Halid bütün yönleri ve bütün vasıflarıyla, bütün vücuduyla İslam'a düşman bir aile içinde yetişmiş. Velid bin Muğire'nin oğludur. Meşhur müşrik Velid bin Muğire'nin oğlu Hazreti Halid. Baba peygamber düşmanı, Kur'an düşmanı. Hazreti Halid onun yanında büyüyecek. O Uhud'da kendisine verilen görevi yerine getirecek. Görevi Muhammed'i tuzağa düşürmekti aleyhissalatü vesselam. Hazreti Halid bir kartal gibi Uhud'un uzak yerinde bekleyecek. Müslümanların ve Resulullah'ın sahabesinin ufak bir hatasını çok pahalıya ödetecek. Hazreti Hamza'nın, Hazreti Mus'ab'ın, Hazreti Enes İbn-i Nadr'ın ve diğerlerinin 74 veya 70 şehidin tümünün şehadetinde sebep tetikçi Hazreti Halid'tir. Müslümanları arkadan çevirecek, Uhud günü ve Müslümanlara büyük kayıplar verdirecek, Resulullah'ın mübarek dişi kırılacak, dudağı yarılacak, yanağında derin bir iz oluşturacak. Bunun sebebi Halid'tir. Hazreti Peygamber Medine-i Münevvere'ye döner, Halid kılıcıyla Mekkelilerin yanındadır. Nihayet yıllarca bütün hayatını, bütün varlığını İslam'ın aleyhinde kullanan bu adam gün gelecek, İslam'la şereflenecek. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Halid'in kardeşini gördüğünde kardeşine diyecek ki Halid nerededir? Diyecek ki Halid Mekkelilerin yanındadır. Hicretin 7. yılıdır. Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam şu uzun boylu, yakışıklı, uzun yüzü olan ve son derece iyi bir asker olan, iyi bir harp savaşçısı olan Hazreti Halid için diyecek ki geç kalmadı mı? Velide diyecek ki kardeşine söyle, peygamber senden çok şey bekliyor. Senin orada durman doğru değil artık. Gelsin Halid'e söyle. Velid Hazreti Halid'e haber gönderecek. Allah'ın peygamberi senin hakkında iyi şeyler söyledi. Senin hakkında metihlerde bulundu diyecek. Halid Hazreti Peygamber'in lehinde konuştuğunu duyunca hakikaten benim hakkımda iyi şeyler mi söyledi? Evet iyi şeyler söyledi dediğinde diyecek ki ben onu kıramam ki. Yıllarca ona karşı savaştım. Yüreğim onunla beraber, kılıcım ona karşıydı. Aslında bu Kufe sendromu her yerde yaşanıyor. Öyle değil mi? Yürekler başka yerde ama tercihler başka yerde. Çok garip bir şeydir. İnsanların yürekleri bir yerde oluyor ama tercihleri başka yerde oluyor. Gücün yanında, kılıcın yanında oluyor ama yürek o kılıcın ve gücün yanında değil. Çok ilginçtir. Hazreti Halid Velid'den almış olduğu söz üzerine yola çıkar. Gayesi Medine'de Resulullah'la görüşmektir. Aleyhissalatü vesselam'la görüşmek, Hazreti Peygamber'le bir araya gelmektir. Gayesi o, hedefi o, derdi o. Nihayet yolda giderken Hazreti Amr bin el-As'la karşılaşacaktır. Amr da Resulullah'a gelip de
Müslüman olmayı arzu edendir. Hazreti Amr bin el-As, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gelip onunla oturacak, onunla konuşacak, Müslüman olacak, karşılaşırlar yolda giderken. Hazreti Amr, Hazreti Halid'e diyecek ki, İle eyne ya Eba Süleyman, Süleyman'ın babası nereye gidiyorsun? Senin gittiğin yere, Muhammed'e mi? Evet, Muhammed aleyhissalatü vesselama. İkisi beraber Hazreti Peygamber'in yanına gidecekler. Resulullah onları görünce ayağa kalkacak. İki büyük askeri ki Hazreti Halid de hiç kimseyi aynı kefeye koymuyorum. Müsenna belki hariçtir. İslam tarihinin büyük komutanlarından Kaka bin Amr belki istisnadır. Ama hiçbiri Halid gibi değildir. Biraz sonra söyleyeceğim gerekçelerini. Hazreti Peygamber Halid ve Amr'ı görünce ayağa kalkar. Hazreti Halid'le kucaklaşır. Hazreti Halid Resulullah'la kucaklaşır. Ama Amr Resulullah'ın yanına gelince ellerini Resulullah'a doğru uzatır. Resulullah elini Amr'a doğru uzatır. Amr tam peygamberle, peygamberimizle kucaklaşacağında, tokalaşacağında Amr elini Resulullah'tan geriye çeker. Resulullah'ın eli ilk kez hayatında havada kalmıştır. Döner Amr'a der ki, limaza, niye Amr elini geri çektin? Neden elini bana doğru uzatmadın dediğinde Hazreti Amr diyecek ki, bu çirkin, bu günahkar, bu berbat, bu necis el senin eline dokunamaz ya Resulallah. Sen bana dua etmedikçe, Allah beni affetsin diye Allah'a yalvarmadıkla bu el sana dokunmayacak. Resulullah elini açar, Amr'a dua eder. Amr ağlayarak Resulullah'a sarılır. Büyük komutanların gözyaşı hakikaten düşündürücüdür. Halid artık eti ve kemiğiyle beraber Hazreti Peygamber'in emrindedir. Geçen ömrüne yanmaktadır Halid. İslam'ın aleyhinde harcadığı bütün mesaisine acımaktadır. Halid artık Mescid-i Saadet'in bir müdavimidir. Gecesi ve gündüzü, akşamı ve sabahı her an Mescid-i Saadet'te namaz kılmakta, Allah'a yalvarmakta, dua etmekte. Aslında Halid'e mescitte dar gelecek. O meydanların adamıdır. Bir kartal gibi bütün mekanları kurcalayacak. Böyle pamuk gibi atacak bir adam. Hazreti Halid. Bir gün Mute muharebesi olur. Hazreti Peygamber Mute'ye askerleri gönderir. Burada Mute'yi anlatacak değilim. Mute'de 200 bin kişi 3 bin kişiyle savaşmıştır. Komutan Zeyd bin Harise'dir. Resulullah'ın evlatlığı. İkinci komutan Zeyd bin Harise'den sonra ikinci komutan Cafer bin Ebi Talib, Hazreti Ali'nin kardeşi. Üçüncü komutan Abdullah ibn Ravaha. Ve iki ordu Mute'de karşı karşıya gelir Ürdün yakasında. Zor bir savaştır. 3000 kişi 200 bin Rum askeriyle kuşatılır. 3000 kişi, 200 bin insanla. Sahabe-i kiram ne yapalım diye uzun konuşurlar. Sonuna vardıkları şudur. Resulullah'a haber gönderelim. Allah nebisi ne diyecekse onu yapalım. Askerler kendi aralarında konuşurken Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Halid o orduda bir asker sadece. Sıradan bir asker. Peygamberimiz ona komutanlık vermiyor. Sen yenisin, komutanların emrinde olacaksın. Halid gibi bir adama komutanlık yapmak nasıldır bilmiyorum ama çok zor olsa gerek. Büyük komutan erdir, askerdir orada, neferdir. Hazreti Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Ali'nin ağabeyi, beyaz elbiseler, kefenini giyer, kılıcını çeker. Biz buraya hanımlarımızın yanına, eşimizin yanına dönmek için gelmedik. Evlerimize dönmek için gelmedik. Biz ölmek için buraya geldik. Kılıcını çeker ve bütün ordu Cafer'le beraber hareketlenir. 7 gün süren bir savaştır bu. Ama savaşın ilk gününde Zeyd ibn Harise şehit edilir, Resulullah'ın evladı. Hemen akabinde Zeyd ibn Harise'den sonra Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Ali'nin ağabeyi şehit edilecek. İki kolu kesilecek, iki kanat takılacak. Ona Zülcenahayn diyeceğiz. İki kanat sahibi Cafer-i Tayyar diyeceğiz ona. Sonra Abdullah bin Ravaha şehit olacak. Ordu tam bozulmuşken Sabit bin Akram, sahabenin en ihtiyarlarından biri, kılıcı alacak.
sancağı alacak ve sancağı Hazreti Halid'e verecek. İşte Halid tarihe bir Müslüman olarak o gün çıkacaktır. Hazreti Halid şunu diyecektir: ben bunu hak etmiyorum komutanlığı, ben daha yeniyim. Ama sahabi diyecek ki sen bir savaş kurdusun, senindir sancak. Halid alacak, orduyu dizayn edecek, öndekilerini arkaya, arkadakilerini önüne, ordu dağıtacak. 7 gün boyunca 200 bin kişilik Rum ordularıyla savaşacak. Orduyu öyle dizayn edecek ki oradan girecek, buradan çıkacak, müthiş taktiklerle, tozlu dumana katarak, fırtınalar oluşturarak, ateşler yakarak Hazreti Halid bütün zekasını kullanır ve 3000 kişiyi heder olmadan, tümünü imha etmeden Medine'ye çekecektir. İslam tarihinde Halid'in ilk çıktığı yer Mu'te Muharebesi'dir. Sonra Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam Mu'te'den sonra Mekke fethi günü Hazreti Halid'i sağ cenahın komutanı ilan edecektir. Mekke'ye girerken sağ tarafta Hazreti Halid olacak. Mekkeli müşriklerin savaştığı ilk cenah Hazreti Halid'in savaştığı yer olacak. Hazreti Halid orada saldıran Mekkelileri uzaklaştıracak. Ve sonra Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından önceki günler Hazreti Halid Resulullah'la görüşüyor. Bir ilahiden sonra inşallah. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşım silenim olmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşım silenim olmaz Allah'ım. Eyleyeyim dünyayı bana Allah'ım gerek, Hüdayi'nin sözü bu. Bana Allah gerek. Sensin ismi baki, I'm
Ve aslında Hazreti Halid'in içine kapandığı bir dönem vardır. Kılıcını kınına koydu bir dönem. O dönem gariptir. Bir gün Hazreti Halid Resulullah'ın yanına gelir. Gözü kanlanmıştır. Hazreti Peygamber bu büyük savaş makinasına, savaş adamına der ki, Halid neyin var? Rahatsızım der, hastayım. Neyim var Halid ki? Huneyn günü yaralandığında Hazreti Halid, Huneyn savaşında, Resulullah'ın vefatından az önceki yapılan bu savaşta, Hazreti Halid yaralandığında, Halid'in yaralandığının haberini aran peygamberimiz, müthiş bir heyecan içinde, Halid nerede, Halid nerede, Halid nerede diye karargahta Hazreti Halid'i arıyordu. Halid'e çok önem veriyordu. Halid'i yara almış bir şekilde görecek, oturacak. Halid'in o yarasını sıvazlayacaktır. Dua edecek. İşte Halid Resulullah'ın yanında gözü kan çanağı gibi. Resulullah soracak, Halid neyin var? Bir cin beni rahatsız ediyor diyecek. İnne kâiden minel cinni yekidûni ya Resulallah. Cinlerden bir grupla savaşıyorum. Beni rahatsız ediyorlar cinler. Beni sıkıyorlar ey Nebi, bana uyku vermiyorlar, uyutmuyorlar beni. Resulullah aleyhissalatü vesselam o zaman diyor, de ki, kul e'udhu bi kelimatillahi tammati, elleti la tucavizuhunne berrun ve la facirun min şerri ma zara'a fil ard ve min şerri ma yahrucu minha ve min şerri ma ya'rucu fis sema. وَمِنْ شَرِّ كُلِّ تَارِقٍ يَتْرُكُ اِلَّا بِخَيْرٍ De Halid, şu duayı oku. Allah'ım beni her türlü varlığın zararlı etkisinden koru. Yeryüzünde gizlenen veya açıkta olan, yerden gökyüzüne çıkan veya gökten yeryüzüne inen her türlü varlığın şerrinden ve ansızın gelip de beni korkutan her türlü şerden senin noksansız kelimelerine sığınırım. Ey Rahman olan Rabbim, beni her türlü varlığın kötülüğünden koru. Halid bunu okuyordu. Allah Nebisi soruyordu. Nasıl oldun Halid iki gün sonra? Vallahi beni terk ettiler. Bunun için alimler, böyle kötü görünmeyen yaratıklar sizi rahatsız ederse Resulullah'ın Halid'e öğrettiği bu duayı okuyun. Her türlü şerre, her türlü nefse, egoya, her türlü cinne ve her türlü korkulana karşı bunu okumak gerekir diyorlardı. Hazreti Halid bir gün Abdurrahman bin Avf onu şikayet ediyordu. Abdurrahman ilk sahabilerden. Hazreti Halid diyordu ki, Hazreti Halid'e Resulullah diyordu ki, ya Halid, la tu'zi raculen min ehli Bedrin. Ey Halid, Bedre katılmış bir adamı üzme sakın. Halid'i şöyle arkaya doğru çekiyordu. Sonra diyordu ki, ve lev enfakte misle Uhud'in len yebluğa hadde ev misle ev nisfa. Sen Uhud dağı kadar altın dağıtsan Bedre katılanların derecesine ulaşamazsın. Halid diyordu, sonra dönüyordu İbn Avfa, la tuzu Haliden, siz de Halid'i üzmeyin. İnnehu seyfun min suyufillah sellehullahu alel kuffar. Allah Halid'i zalimlerin üzerine sıyrılmış bir kılıç yapmıştır. Halid'e dokunmayın diyecektir. Dokunmayacaklardı. Sonra dönüyordu Hazreti Halid'den bahsederken Allah'ın Nebisi aleyhissalatü vesselam, Allah'ım ben Halid'den memnunum. Ama sadece bir yerde Halid'i tenkit etmiştir. Bir savaşta Hazreti Halid'in sert davrandığını ve esir kabul etmediğini, tümünü kılıçtan geçirdiğini duyduğunda
veya bir iki kişiye karşı böyle bir hareketi yaptığını duyduğunda Hazreti Peygamber elini kaldırmıştır. Allah'ım Halid'in yaptığını ben kabul etmiyorum diyecektir. Halid sert bir asker. Kimse bunu tartışmaz. Sert bir asker. Evet böyle. Belki niye böyle ama işte böyle. Harbin harekatı içinde Halid sert ve acımasızdı. Bundan dolayı ileride söyleyeceğim. Hazreti Halid'e karşı Hazreti Ömer yaptırımlarda bulunacak, farklı hareket edecek. Hazreti Peygamber bir gün tıraş oluyor, tıraş. Belki veda hacında, belki başka bir yerde, belki bir umrede, belki bir Medine'sinde Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam tıraş olduğunda sahabe-i kiram Resulullah'ın sakalını paylaşıyorlar. Sakalın kıllarını, parçalarını kendi aralarında paylaşıyorlar. Orada Hazreti Halid'i görürsünüz. Şu büyük asker Resulullah'ın yanına diz çöker. Resulullah'ın şu saçında, şu önde perçem varmış. Saçının ön tarafı düşermiş böyle, perçemleri varmış. Hazreti Halid oturuyor, ya Resulallah orayı istiyorum, burayı istiyorum. Hazreti Peygamber saçını kestikten sonra elini alıyor, Halid'e veriyor. Al. Halid bunu alıyor, sarığını açıyor, sarığını içine koyuyor. Hani sakalı şerif yok diye diyen bazı ilahiyatçılar var ya işte. Sakalı şerif var işte. Hazreti Halid Resulullah'ın sakalını, saçını, sarığının içine koyuyor. Ve Resulullah'tan sonraki yıllarda sarığını kaybediyor. Ordugahı, karargahı ayağa kaldırıyor Halid. Sarığım. Arıyorlar. Yenisini buluruz. Hayır, onu istiyorum diyor Hazreti Halid. Neden sonra buluyorlar sarığını? Eskimiş bir sarık. Diyorlar ki bunun için mi kıyameti kopardın? Evet. Daha güzelini bulurduk, bulamazdınız. Sırrı ne bunun? Vallahi başımdayken girdim, hiçbir harbi kaybetmedim. Biraz sonra harplerini sayacağım Halid'in. Şaşıracaksınız. Önün elini alır Halid, şapkasının, sarığının önünü açar, kılları gösterir. Resulullah'ın sakal ve saçları. Hiçbir şey onun gibi olamaz. Ve ölürken Hazreti Halid ne diyecektir? Bu kılları ben öldükten sonra dilimin altına, gözlerimin içine koyun, Allah'ın huzuruna Resulullah'ın mübarek sakalları ve saçlarıyla gideyim. Halid olmak asker, ama nasıl bir asker? Dedim ya, insanlık tarihinin tanıdığı ve tanıyabileceği en büyük harp dehası Hazreti Halid. Ve bir gün Allah Nebisi dünyaya veda eder. Yıkılanlardan biri Halid'tir. Resulullah'ın mübarek cenazesinde gözyaşı döken Hazreti Halid'tir. Mekke'yi fethettiğinde Hazreti Peygamber Nahle'deki Uzza putunu sen yıkacaksın. Gider ve Uzza putunu yıkar. Taif muhasarasında Resulullah'ın yanı başındadır. Bir an bile Resulullah'tan ayrılmamıştır Hazreti Halid. Nihayet Allah Nebisi vefat eder, halife Hazreti Ebu Bekir'dir. İşte Hazreti Halid için yepyeni bir sayfa açılacaktır. Kapanmayacak bir sayfa. Esasen Halid o günden sonra Halid hakikaten seçkin bir adam olduğunu bütün kudretiyle ortaya koyacaktır. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra yalancı peygamberler türer. Malik, Nüveyris, Museylime, Ukeydir ve diğerleri yığınla adam peygamberliğini ilan eder. Fırsat bu ya, Hazreti Muhammed vefat etti aleyhissalatü vesselam. Önüne gelen ayağa kalkar. Hepsi Medine'yi hedef almaktadır, peygamber şehrini. Garip bir şey olur. Bir gün Müseylimetül Kezzab'a karşı en büyük 80 bin insan toplamış. 80 bin insan. O günkü şartta da büyük bir asker güç. 80 bin insan toplamış.
kendine inandırmış Müseylimetül Kezzab'a karşı Hazreti Halid ve sahabe görüşürler. Uzun görüşmelerden sonra Hazreti Ebu Bekir karar verir. Ordu hazırdır, 13 bin kişi Medine'den hareket edilecektir. Müseylimetül Kezzab'a karşı İslam'ın var ve yok olma savaşıdır bu savaş. Bir Bedir kadar önemlidir. Müslümanların ayaklarının bağını koparan bir savaştır. Çünkü 40 bin kişi savaşa gelecek. İnananı 80 bin, 40 bin kişi savaşa gelecek. Müseylime'nin yalancı peygamberi. Etkili bir adam. Tam bir şarlatan. Tam bir sahtekar. Hayattayken peygamberimize mektup göndermiş. Muhammed, doğu senin, batı benim. Gel dünyayı paylaşalım. Allah'ın peygamberi Müseylime'den, Allah'ın peygamberi Muhammed'e. Öyle diyor. Resulullah cevap gönderiyor. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den sahtekar Müseylime'ye. Bu adam işte. Sabah namazı vakti. Ordu hazır. Ordunun başkomutanı Hazreti Ebu Bekir. Bu çok zor bir tercih. Ordunun başkomutanı Hazreti Ebu Bekir. Medine'yi boşaltıyor. Vedalaşılıyor. Tam hareket edilecek ki birdenbire halkın içinden biri öne doğru çıkıyor. Orta boylu, vücudu iri yarı, sakalları geniş, nurani görüntülü, nur görüntülü, gözleri simsiyah, kaşları kalın bir adam Hazreti Ebu Bekir'in devesinin yollarını tutuyor. Herkesin gözü üzerinde, kim bu adam? Bağırır birdenbire. İla eyne ya halifete Resulillah. Ey peygamberin halifesi, nereye gidiyorsun? İnni akulu leke ma kalehu Resulullah yevme Uhud'in lumme seyfek la tefca'na bi nefsik. Nereye gidiyorsun ey Allah peygamberin halifesi? Nereye gidiyorsun ey Resulullah'ın halifesi? Ben sana Hazreti Peygamber'in Uhud günü dediğini söylüyorum. Kılıcını kınına koy, evine çekil, bizi üzme. Sen gidemezsin. Kim bunu söyleyebiliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'i evine çekil. Sen Medine'de bize lazımsın. Sen ordunun başında savaşa gidemezsin. Medine'yi halifesiz bırakamazsın. Bunu söyleyen Hazreti Ali'ydi. Hazreti Ali çekil diyordu, gidemezsin savaşa. Hazreti Ebu Bekir çekilecek. Sahabenin baskısıyla. Ve Hazreti Ebu Bekir yerine kim gidecek biliyor musunuz? Hazreti Halid. Gidecek. Yemame'de Müseylime'nin 40 bin kişilik ordusuyla savaşacak. 40 bin içinden 21 bin ölü olacak. 40 binin yarısı ölecek. Ordunun yarısını imha edecek. Müslümanlardan 1200 şehit vardır. Bu 1200 şehitten 500'ü Hafız-ı Kur'an'dır. Hafızların büyük çoğunluğu şehit olur. İşte bundan dolayı Kur'an-ı Kerim bir araya getirilir. O güne kadar Kur'an bir kitap halinde değil, sandıklarda sayfeler halindeydi. İşte o gün bütün o 500 hafızın şehit olması üzerine Kur'an-ı Kerim'in toplatılması kararı verilecektir. Hazreti Halid o gün büyük komutanlığını, büyük kudretini gösterecek. Büyük etkiler, Yemame Savaşı'nın etkileri her yerde duyulacak. Yalancı peygamber Müseylimetül Kezzab o gün öldürülecek. Kim tarafından öldürülecek? Tahmin edemezsiniz. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi tarafından öldürülecek. Böylece o yalancı peygamber sona erecek. Ve ondan sonra bütün yalancı peygamberlere karşı Hazreti Halid gidecek. Malik bin Nüveyris'i kendi evinde, kavminin içinde bastıracak, imha edecek. Hazreti Halid bin Velid ve sonra Ukeydir'i, Hristiyan kralı Ukeydir'i mağlup edecek. Ve Yermuk Harbi'nde Hazreti Halid bin Velid en büyük savaşlarından birini Hristiyanlara karşı
İran ve Irak'ı geçtikten sonra Irak'ı fetheden Hazreti Halid, İran'ı fetheden Hazreti Halid, Suriye'yi fetheden Hazreti Halid, Gassan emrini yenen Hazreti Halid, Humus'u fetheden Hazreti Halid, Yermuk'u kazanan Hazreti Halid, Yemame'yi kazanan Hazreti Halid. Eğer onun savaşlarını sayacak olursam ki arkadaşlarımız tek tek verecekler. Evet, Mute'nin kahramanı o. Mekke fethindeki sağ cenahın komutanı Hazreti Halid. Yermuk'un fethi Hazreti Halid. Yemame'nin fatihi Hazreti Halid. Huneyn'in komutanlarından biri Hazreti Halid. Enis savaşının komutanı Hazreti Halid. Kesker savaşının komutanı Hazreti Halid. Hira Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid, Ambar'ın komutanı Hazreti Halid, Aynu Temr'in komutanı Hazreti Halid, Hanefiz'in komutanı Hazreti Halid, Sena Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid, Şam Fatih Hazreti Halid, Firaz'ın Fatih Hazreti Halid, Busra'nın Fatih Hazreti Halid, Ecnadeyn komutanı Hazreti Halid, Irak'ı fetheden Hazreti Halid, Sasani İmparatorluğunu, İran İmparatorluğunu yerle bir eden Hazreti Halid, yalancı peygamber Tulayha'yı yok eden Hazreti Halid, yalancı peygamber Müseylime'yi yenen Hazreti Halid, yalancı peygamber Malik'i yenen Hazreti Halid, Fırat çevresini ele geçiren Hazreti Halid, Huneyn'in büyük komutanı Hazreti Halid, Humus'un Fatih Hazreti Halid, Bizans'a karşı savaş kazanan Hazreti Halid, Necran Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid, Uzza Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid, Beni Huzeyme Savaşı'nın komutanı Hazreti Halid, Ecnadeyn'in, Busra'nın, Firaz'ın komutanı Hazreti Halid. Ben Hazreti Halid'in savaşlarından ancak yarısını söyledim. Selam olsun insanlık tarihinin en büyük harp dahisi Hazreti Halid bin Velid'e. Ve programımız kısa bir aradan sonra devam edecek. Gireceğiz inşallah Safer ayına. Safer ayı uğursuz mu? Ne tür dualar okumak gerekir Safer ayına? Programın ilerleyen saatlerinde Abdurrahman Mustafa Hocam ve sizinle beraber devam edeceğiz inşallah. Safer ayı nedir? Niçin uğursuz olarak görülür? Safer ayında neler oldu? Safer ayında nasıl ibadet edilmeli? Az sonra. Fal niçin baktırılır? Fal bakanlar gelecekten haber verirler mi? Fal baktırmanın günahı nedir? Az sonra. Kişinin mübarek gününde oruç tutmayan bir Yezid. Umre yapmış. Merak ettiğim bir soru var. Kızı Almanya'nın Zoringen şehrinde. Gülmek abdesti bozar mı? Kanser hastalığı. Zühre Pardesü'nün sunduğu Nihat Hatipoğlu'yla Dosta Doğru devam edecek. Feyza'nın gölgesinde yaşamaya dayanamıyorum artık. Senin için çok Dosta Doğru devam ediyor. Durur böyle. Yelesi düşer Ömer'in. Eller semaya yükseliyor. Allah'ım bütün hastalara şifa nasip et. Bizlere lütfunla muamele et. İlahi ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'yla Dosta Doğru devam ediyor. Mevlam'ın selam ve rahmetiyle. Biraz sonra Safer ayını konuşacağız ama Hazreti Halid noktalanmalı. Bugün engelli bütün kardeşlerimizi de candan selamlıyoruz. Burada da onlar adına bir kardeşimiz var. Efendim Mevlam hepsine sabırlarının karşılığında bereket versin inşallah. Mevlam onları bereketlendirsin. Mevlam bizleri iyilerden eylesin inşallah. Onların bu dünyada çektiği sıkıntının karşılığını Allah fazla fazla versin. Engelliler, engellik bir ceza değil, bize bir emanettir. Belki engelliler ahirete artı bir önde girecekler. Selam olsun onlara. Hazreti Halid, şöhreti yayılır.
Bir yere gittiğinde insanlar sokaklara çıkarlar Halid'i seyretmek için. Şehit vefat ettiği gün en çok Medine'nin kadınları ağlamıştır Halid'e. Humus'ta gömülü olduğu söylenir Suriye'de ama tartışmalıdır. Medine'de gömülü olduğu kanaatı daha yaygındır. Suriye'de değil, Medine'de gömülü olduğu kanaatı daha uygun. Çünkü Hazreti Ömer'in cenaze namazı kıldığı söylenir. Halid. Anlatmakta zorlanılan kişi, anlatırken acziyete düştüğümüz bu adam. Bazen fetva verir, bazen hadis rivayet eder. Allah'ın iyi kulu Resulullah onun için öyleseler. O şöyle diyordu. Harpten aldığım zevki zifaf gecesinden almam. Hamuru böyle yoğrulmuş Halid'in. En büyük özelliklerinden biri bütün savaşlarda birebir komutanlarla savaşmıştır. En büyük özelliği. Bütün savaşlarından önce savaşlarının komutanlarını öldürmüştür. Bir seferinde İranlı büyük komutan Rüstem'i yere devirir. Rüstem'in adamları saldırırlar Halid'e 10 kişi bir anda. Halid 10 kişiyle savaşır. Kaka bin Amr Halid'in yanına gelir ve bertaraf ederler. Son derece farklı bir adam Hazreti Halid. Zekat konusunda onu üzdüklerinde Resulullah döner ve der ki Halid'den zekat istemeyin. La tu'zu Halid'en. Halid'i bırakın, onun verecek bir şeysi kalmadı ki. Hepsini Allah için harcadı der Resulullah. Onun yanında durur. Yermuk'te Giorgi, Bizans komutanı soruyordu. Halid diyordu, komutan bir şey rica edeceğim senden. Yani şöyle ifade edeyim, düşmanlarında bile hayranlık vardı. Hani herkes onu yakından tanımak istiyor. Çünkü adı o kadar yayılmış ki dillere destan. Düşmanlar bile kim bu Halid, bir görelim bu adamı diyorlar. George soruyor, Allah'ının adına soruyorum Halid, senin kılıcın gökten mi indi? Çünkü diyorlarmış ki Halid'in kılıcı Allah tarafından gökten indirildi. Hayır diyor, gökten inmedi. Ama gökten inen, vahyi gökten inen bir peygamberin kulu ve kölesiyim diyor Halid. Senin dinine nasıl girilir Halid? Şöyle, beni kabul eder misin? Ederim. George Müslüman oldu, harp meydanında teyemmüm aldı, harp meydanında iki rekat namaz kıldı, harp meydanında ve biraz sonra George şehit oldu. Bir yere gidiyorlardı, Hazreti Halid'in önüne şöyle bir tas zehir getiriyorlardı. Bu zehri koca bir ordu içse ölür diyordu. Halid ben içerim onu diyordu. İçemezsin. Bismillah diyor. İçiyordu. Hiçbir şey olmuyordu Halid. Gökten mi indi kılıcı denilen adam. Bir gün savaşta sert davranacak Hazreti Ömer, sinirlenecek. Hazreti Ebubekir diyecek ki Halid'i azlet. Hazreti Ebubekir kesinlikle azletmem onu. Azledemem. Evet Halid'in kılıcında biraz sertlik vardır ama Resulullah'ın sıyırdığı bir kılıcı ben kınına sokamam diyecektir. Ama Hazreti Ömer halife olduğunun 5. yılında tam savaş ortasındayken Suriye'de bir mektup gönderiyor Halid'e, seni azlediyorum. Halid mektubu görür. Diyor ki komutanlığı Ebu Ubeyde'ye bırak. Çünkü Halid'in bir özelliği var. Merkezi hükümeti dinlemiyor tabir caizse. Medine'yi dinlemiyor. Kendi başına iş yapıyor. Bazı konularda çok para harcıyor. Kendine değil. Askere çok para veriyor. Bütçe sıkıntı görüyor. Üç, bütün zaferler Halid'in zaferi deniliyor. Ordunun zaferi unutuluyor. Halid öne çıkarılıyor. Dillere destan oluyor. Ömer bunu kırmak istiyor. Hazreti Ömer. Mektubu görüyor Hazreti Halid. Ebu Ubeyde'ye diyor savaşın ortasında komutan değişmez diyor. İş bitsin sonra.
mektubu dürüyor, cebine koyuyor, savaşı kazanıyor. Savaşı kazandıktan sonra zırhını çıkartıyor. Hazreti Ubeyde'nin yanına gidiyor. Zırhını Ebu Ubeyde'nin kapısına dikiyor. Kılıcını dikiyor. Şimdi emret, askerin neferin emrinde diyor. Öyle bir adam. Egosunu, nefsini tamamen yerle bir etmiş bir adam. Böyle bir komutan, böyle bir nefis. Senin emrindeyim artık. Namaza geç, namazı kıldır. Sonra Hazreti Ömer'in huzuruna gelir. Beni emretmişsin, buyurun. Hazreti Ömer der ki, şu paraları nasıl harcadın? Halid tek tek cevap verir. Uzun bir soruşturma. Hazreti Ömer, ben tamamen senin haklı olduğunu anladım. Seni vali tayin ediyorum. Bir yıl valilik yapar, ikinci yıl Hazreti Ömer'e gelir. Benden vali olmaz diyecek. Ben savaş adamıyım. Ben valilik yapamam ey Resulullah'ın Resulullah'ın emiri, ey müminlerin emiri. Beni bırak artık. Hazreti Ömer mektup yazar bütün valilerine. Halid'i ben bir hatasından azletmedim. Vallahi Halid'in artık çekilmesi lazımdı. Onun için azlettim. Öyle diyecekti. Bu bağımsız adam var. İnsanlık arayacak. Hani şu yetime süt taşıyan Ebu Bekir'i? Hani şu dul kadınların kırbasını taşıyan Hazreti Ömer'i? Hani şu desem ki şu zalimlere bir ders olan Halid'in kılıcı? Neredeler acaba? Ne kadar uzak düştüler birden. Hayatındaki en büyük arzusu hayatı şehit bitirmekti. Şehit düşmeyecekti ama şu hadis ona bir çıkış yolu olacaktı. Men se'ele şehadete bi sıdkın bellegahu Allahu menazile şuhada velev mâte alâ firâş. Kim şehadeti gönülden isterse Allah onu şehit kabul eder. Yatağında ölse bile. Ve bir gün Halid hastadır. Yanına dostları gelir. Bu büyük savaş komutanının kelimeleri seçerken, cümleleri oturtmaya çalışırken aciz kaldığımı Halid'i tanımlamada yorulduğumu hissediyorum. Hakkını verememe noktasında bu büyük savaş komutanını yatağındadır. Ağlamaktadır Halid. Komutanlar ağlar mı? Büyükler ağlar mı? Eğer Halid gibi bir adam yatağında ölüyorsa ağlamak lazım. Yanına giden dostu diyor ki Halid niye ağlıyorsun? İki büklüm koca komutan. Yatağa sığmayan şu adam, demin savaşlarını saydığım 200'e yakın en azından büyük savaşı idare etmiş ve tümünden galip gelmiş şu adam. Yatağında iki büklüm. Ne oldu sana Halid? Ben yatağımda ölecek adam mıyım diyor. Şöyle göğsünü açıyor. Göğsünde yara almadık, hiçbir yer yok. Baksana diyor göğsüme. Sırtıma baksana Allah aşkına. Sırtımda bir gramlık bir yara almamış bir yer yok. Bütün vücudu darmadağın ve ben şimdi emutu ala firashi kelbair, şimdi yaşlı bir deve gibi yatağımda ölüyorum. Acayip bir adam. Yaşlı bir deve gibi yatağımda ölüyorum. Asker yatağında ölmemeli diyor Hazreti Halid. Uzun dalıyor. Son cümlesi nedir biliyor musunuz? Hazreti Halid'in son cümlesi. Kahrolsun korkaklar. Kahrolsun korkaklar. Öyle, öyle vefat ediyor. Kimse seninle yarışamaz ki Halid. Kaç komutanı kendi elinle saf dışı ettin. Ne Hürmüzler kaldı. Ne Georgiler, ne şunlar, ne bunlar. İran'a yayıldı. Bizans'a yayıldı. Dünyanın her tarafı adın yayıldı.
İnsanlar imparatorluklarında Halid'i konuşur oldular. Kim bu adam? Bu adamın kılıcı hakikaten gökten mi indi? Allah mı bu adama kılıç indirdi denilen şu adam? Yakışır mı yatakta ölmek? Öyle diyordu. Yakışır mı bana yatağımda ölmek? Savaşta ölmedim bir türlü. Şehadet gelmedi ve tutmadı beni diyor Hazreti Halid. Biraz sonra şu tarihe sığmayan adam son nefesini verir. Merak ettiniz mi 200 savaş idare etmiş bu adamın, şu Hazreti Halid'in, merak ediyor musunuz? Miras olarak ne bıraktı biliyor musunuz? Mirasını, mal varlığını halifeye gönderir. Mal varlığı nedir biliyor musunuz? Atı ve kılıç. Atı ve kılıcından başka hiçbir şey bırakmayacaktır Hazreti Halid. 200 savaş idare etmiş büyük komutan. Ve mezara gömecekler Hazreti Halid'i. Bir kadının sesi duyulur, hıçkırıkları. Kadın diyordu ki, sen akan bir ırmak gibiydin. Sen akan bir sudan daha cömerttin. Sen aslanlardan daha cesurdun. Hazreti Ömer'in kulağına çalınıyor bu şiir. Bunu kim söylüyor? Diyecekler ki, Halid'in annesinin yasıdır bu. Annesi söylüyor. Seni doğurmaktan aciz oldu anneler. Hazreti Ömer dönecek, vallahi az bile söylemiştir. Yemin olsun ki her söz Halid'e değer. Döner mezarın başında Hazreti Ömer. Diyecek ki Hazreti Ömer, sanmayın ki ben bir Halid'i hatasından dolayı aldım. Hayır vallahi. O akan sular gibiydi. O kırmaz bir kılıçtı. Ben kılıcı kınına sokmak istedim. Çünkü herkes zannediyordu Halid varken Müslümanlar kazanır. Halid yokken kaybeder. Ben bunu kırmak istedim. Vallahi annesi az bile demiş. Anneler onun gibisini doğurmaktan acizdir. Birdenbire bir at dört nala mezarlığa doğru dört nala gelir. Herkesin gözü birdenbire cenazede kefenle gömülürken Halid oraya doğru kayar. Kim bu gelen at? Tanırlar. Halid'in atıdır. Şahlanmaktadır. Sanki diyor ki kalk, sana ölüm olmaz ki, kalk ayağa. Yakışmadı sana boylu bozun boyunca mezara uzanmak. Komutan kalk, sefere gidelim dercesine. Gözler dalar çok uzaklara. Selam olsun tarihin kaydettiği en büyük komutan Hazreti Halid bin Velid'e. Belki haksızlık etmeyeyim, en büyük komutanların başında gelen Hazreti Halid bin Velid'e. Ve son sözüyle bitirmek lazım. Kahrolsun korkaklar dediği gibi. Allah'ım Halid bin Velid'e binlerce selam olsun diyorum ve devam edeceğiz. Biraz sonra Safer Ayı'na gideceğiz inşallah. Ne kadar da çok sevmişiz seni. Ümmet
Salatü vesselam sevgili peygamberimize olsun. Gerek Abdurrahman gerek Mustafa hocamın ağızlarına sağlık. Efendim hemen Safer ayı konusunu ele alalım. Bu konuda soru çok çünkü. Yarın sabah da belki bir kısmını ele alırız ama bir de pazar günü programımız başlayacak. Bu hafta değil tabii. Daha sonraki hafta. Tanıtımlarda arkadaşlarımız girecekler kısa zamanda. Pazar günü saatini tanıtımda görürsünüz. Önümüzdeki hafta ben söyleyeyim 10-10.30 da olacak pazar günleri. Kur'an ve sünnet ağırlıklı bir program olacak. Programın gidişatını siz belirleyeceksiniz. Gerek Gmail'imden gerek Twitter'dan bana lütfen yazınız. Hangi konuları almamı istiyorsanız o konuları ele alalım programımızda inşallah. Şimdi Safer ayı nedir? Safer ayı Arapların Muharrem'den sonraki ve Rebiül Evvel'den önceki ayıdır. Yani ikinci ay. Birinci ay Muharrem ayıydı, bitirdik. Şimdi Safer ayına giriyoruz. İkinci ay Safer ayıdır. Safer'den sonra Rebiül Evvel geliyor. Araplar eskiden beri Safer ayını, bu ikinci ayı yani içinde bulunduğumuz şu ayı, uğursuzluk ayı gibi görmüşler. Onlar diyorlardı ki, işte yeryüzünde, gökten yeryüzüne işte 30 bin bela gelir. Şu kadar bela insanlar arasına yayılır. Bu ayda alınan kararlar yerine gelmez, yapılan evlilikler çöker, efendim, yapılan ticaretler sonuna ulaşmaz yani hayırlı bitmez ve bu ayda umre olmaz, ziyaret olmaz, yolculuğa çıkılmaz, doğrusu alınan her şey, her karar zıttına döner. Safer ayıyla ilgili böyle bir korku, bir endişe, bir uğursuzluk vardır. Hazreti Peygamber'e soruluyor. Safer ayıyla ilgili böyle bir şey yok mudur? Var mıdır diye. Sahih-i Müslim'deki bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşyada uğursuzluk yoktur. Baykuşta, yani baykuş ötüyor ya, baykuşun ötüşünde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. İslam dini aslında uğursuzluk diye bir şey kabul etmiyor. Teşaüm diyoruz buna. Şüm, kötü görme, kötü nişanlama, kötü işaretleme. Yani uğursuzluk yoktur. Hazreti Peygamber'in ikazı budur. Tam aksine teşaüm yok, tefaül var. Peki tefaül nedir? İyi sayma, güzelce yorma. Yani güzel bir şimşek çaktı, inşallah hayır getirir bu. Eyvah, kötülük getirecek, onu deme, hayır getirecek de. Sürekli iyiye yormak, yani sürekli iyilikle ifade etmek, hüsnü zan, Allah hakkında kötü zan değil, iyi zan. Allah kulunun zannı üzerinedir. Allah hakkında kötü düşünürsen kötülük görürsün. Allah beni yakacak, sen o zaman yakmaktan, yakılmaktan çok hoşlanıyorsun. De ki Allah bana cenneti verecek.
Allah da sana cenneti verecek inşallah. Allah kulunun zannı üzerinedir. Kul nasıl düşünürse Allah ona öyle mukabelede bulunur diyor. Efendim arkadaşlarımız bu hadisi şimdi götürecekler. Evet. Devam ediyor. Yine diyor Efendimiz Buhari ve Buhari'nin tıp bölümünde çok ilginçtir. Son derece rehabilite edici, hastayı rahatlatıcı bir hadis. İslam'da teşeum yoktur, uğur sayma, kötüye yorma yoktur. En iyisi tefaül, tefaül yani iyiye yorma vardır diyor. Hem de hangi bölümde? Buhari tıp bölümünde alıyor hadisi. İmam Buhari'nin bir özelliği müthiş bir fakih olmasıdır. Bu nedenle İmam Buhari kitabına aldığı hadisleri tasnif ederken hadislerin bölüm bab başlıklarında kendi tercihini de yansıtır. Nasıl iyi bir dekorla hadisleri aldığını da ifade ediyor. Efendim Buhari'den önce hadis yazılmış mıdır? Daha Resulullah'ın zamanında hadis yazılmıştır. Peygamberimizin yazdığı bütün mektuplar hadis demektir. Peygamberimizin oruçla, zekatla ilgili valiliğine gönderdiği bütün talimatlar hadistir. Hazreti Peygamber veda haccında falancaya yazın demiyor mu? Efendim bu nedenle Hazreti Peygamber bir dönem hadis yazımını yasakladı, doğrudur. Resmi yazımı yasakladı, resmi yazımı. Çünkü bütün vahiy katiplerini Kur'an yazımına yönlendiriyordu. Ama Resulullah'ın hayatı, hadis ne demek? Peygamberin konuşmaları, hareketleri, oturması, kalkması ümmet tarafından ezberlendi ve nesilden nesile aktarıldı. Demek ki uğursuzluk yoktur. Her şeyi güzele yorumlayacağız. Şer beklemeyeceğiz. Peki. Hocam bir şey yapmayalım o zaman yani. Bir şey yapmayalım. Bir şey yapın canım. Bir şey yapın. Ne yapacağınızı ben söyleyeyim. Efendim Safer ayında, bu ayda yani sırf Safer ayının bereketsizliğinden kurtulmak için değil. Her zaman hayra vesile olsun diye bir iki dua vereceğim. Ve o duaların bir kısmını Safer ayında tavsiye etmişlerdir. Bu dualardan birisi şudur. Denilir ki Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambasında şer yapmak lazım. Bir daha söylüyorum. Safer ayıyla ilgili bir uğursuzluk endişesinden kaynaklanmıyor benim dediklerim. Sadece bir tedbir amaçlı gönlünüz rahat etsin diye söylüyorum. İçinize bir kuşku vesvese kalmasın diye. Birinci dua şudur. Evet, o duayı alalım. Safer ayında her zaman okunacak olan bir dua. Kardeşlerimiz o duayı getirdiler. Evet. O duanın Türkçesi burada. Arapçası ben okuyayım. Ya ahkemel hakimin, ey hakimlerin hakimi. Ya esra'al hasibin ve ya ekremel me'mulin ve ecvedel mes'ulin. Ya hay, ya kayyum, ya kadim, ya ferd, ya vitr, ya ahad, ya samed, ya men lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufven ahad, ya aziz, ya vehhab, sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. İşte dua bu. Ey vitr, ey ahad, ey samed, ey doğmayan ve doğurulmayan. Evet, yeni baştan alalım. Ey hakimlerin yani her gün bu duayı bir defa okuyun Safer ayı boyunca okuyun. Her zaman okuyun da. Her zaman okuyun ama bu ay daha çok okuyun. Ey hakimlerin hakimi. Ey hesap görücülerin en süratlisi. Ey ümitli olanların ümidini gerçekleştiren. Ey istediğini en güzel yapan. Ey hay. Ey kayyum. Diri olan, işin başında olan, her işi idare eden. Ey ferd. Tek olan. Yani her anlamda tek olan, ey vitir, ey ahad, ey samed, ey doğmayan ve doğurmayan, yani baba değil, evlat değil, ey kendisine hiçbir şey denk olmayan, ey aziz olan, ey vehhab olan, Hazreti Vehhab olan Allah'ım. Cümle orada bitiyor. Ey vehhab olan Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, al ve ashabına salatü selam olsun. Yani Allah'a anarak başladık. Peygamberimize salatü selamla bitirdik. Bu bol bol okumamız gereken bir dua. Şimdi bir dua daha var. Onu da hemen söyleyeyim. O da evet. O da bu dua. Onu da sık sık söyleyelim. Bu
Yani sadece çarşamba günü değil, sürekli okuyalım. Bu dua çok güzel bir dua. Ya dafi al belaya itfa annel belaya. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. İnneke ala kulli şeyin kadir. Ya dafi al belaya. Ey belaları defeden, yani dağıtan. İtfa annel belaya. Bizden belaları kaldır, uzaklaştır. Evet. Fallahu hayrun hafizan. Allah muhafaza eden, koruyanların en güzelidir. En güzel koruyucudur. Ve huve erhamur rahimin. O merhamet edenlerin en merhametlisi. Değil mi Mustafa Hocam? Amenna ve saddakna diyor. Evet. İnneke ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye gücün yeter diyor. Değil mi Abdurrahman? Allah bu dualarımızı da kabul etsin ve Allah Safer ayını bereketli bir aya çevirsin. Allah bizi, halkımız, ümmetimiz, gönüllerimiz, hepimizin üzerindeki her türlü musibeti, belayı, kötülüğü, şerri kaldırsın. İnsanlar birbirini sevenlerden eylesin. Kötü zan beslemeyin insanlar hakkında. İyi zan besleyin. İnsanlar hakkında kalp okuyamazsınız. Duyduklarınıza inanmayın. Kendiniz gidin ve görün insanlar hakkında. Söz taşıyanlara inanmayın, itibar etmeyin. Çünkü insanlar incaekum fasikum binebe'in fetebeyyenu. Bir kötü adam haber getirse araştırın diyor Kur'an. Sonra yanlış bir şey yaparsınız, altında kalırsınız. Bu nedenle de iyi niyet, ihlas, birbirimizi yıkayacağız. Yıkmayacağız. Birbirimizi kirletmeyeceğiz, temizleyeceğiz. İki el birbirini yıkamak içindir. İnsanlar hakkında kalbimizden buz ve kin değil, rahmet, sevgi, şefkat besleyeceğiz. Çünkü bunlar insanı ebedi yapan şeylerdir. Kötülük insanı cehenneme götürür. Haset insanı ateşe götürür. Kişinin hasedi kendini yakar. Kimseye zarar vermez. Bakın mezarlıkta ne haset edenler var orada. Ne büyükler ne küçükler var. Hepsi toprak olmuş. Sanıyor musunuz ki yalnızlığa gidiyorsunuz? Allah hepsinin hesabını soracaktır. Bu nedenle de Mevla'nın huzuruna güzel gitmek lazım. Bir de bir şey söyleyeyim. Alimlerimiz, bakın alimlerimiz diyorum, tavsiye etmişler. Demişler ki büyük alimler, Safer ayının son çarşamba günü iki rekat namaz kılmayı sünnet. İşte demişler ki, efendim ihlasla beraber, salatü selamla beraber ve öğle ile ikindi arasında veya günün herhangi bir saatinde iki rekatlık namaz kılın, Allah'a sığının. Yüce Allah namaz hürmetine günahlarınızı affeder, sizleri mağfiret eder. Bu nedenle de Safer ayında bol bol hiçbir şey bilmeyen La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Safer ayında bu duayı bile okursa yeterli olur ama bilenler şu yazdırdığım duayı okusunlar. Bugün sabah inşallah 8.30'da hani yazamayanlar olursa onlar için bir daha ben yarın sabah okurum. İnşallah kalemleri kağıtları hazır olur ve Safer ayında yapılacak duaları yapmış olurlar diye ifade etmiş olayım. Engellilerle ilgili şöyle bir şey diyeyim. Engelli kardeşlerimiz bize bir emanettir. Allah'ın verdiği bir emanettir. İnanıyorum ki engelli kardeşlerimiz kendilerine hizmet edenlere ahirete fayda sağlayacaklar. Ve engelli kardeşlerimiz kendilerine yardımcı olanlara ahirette şefaatçi olacaklar. İnşallah. Onun için engelliler bir rahmettir. Engellik bir ceza değil. Bir daha söylüyorum, engeller kötü oldukları için engel yaratılmamışlardır. Allah bazen böyle bazen böyle yaratıyor. Bazen insanı 2 metre yapıyor, bazen insanı 1,5 metre yapıyor. Bazen insanı 1,30 yapıyor, insanın boyu itibariyle. Bu uzun boylu çok mübarek bir adamdır diye uzun boylu değil, kısa boylu da çok kötü bir adamdır diye kısa değil. Değil mi? Fiziği çok düzgün olan adam çok mübarek bir adamdır diye fiziği düzgün değil. Fiziği güzel olmayan da çok kötüdür diye fiziği kötü değil. Kalp, ruh, vicdan, bunun temizliği önemlidir. Bu nedenle biz engelli kardeşlerimize yardımcı olacağız.
Onları kırmayacağız. Değil mi? Özellikle yollarda, apartmanların çıkışında, camilerin girişlerinde engellilere mutlaka yardımcı olacak tamponlar, hani asansörler oluyor değil mi? Özel asansörler. Efendim? Rampa mı yapılıyor? Evet. Özel rampalar vardır. O rampalardan kardeşlerimiz istifade edecekler, etmeliler. Edemiyoruz diye bize yazan mail, camiye çıkamıyorum diye bizi mail gönderen engelli kardeşlerimiz var. Onları hatırlayalım inşallah. Amin diyelim mi hep beraber? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. وهدنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. إلهي يا ربي bu cuma gecesi ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Kapında, dergahında, rahmetinde, o senin geniş cömertliğine, izzetine sığınmışız. Sana sığınan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ellerimizi münkesir olmuş, kırılmış, ümidini yitirmiş olarak geri çevirme ya Rabbi. Rahmetinle bize muamele et. Merhametinle muamele et. Bizi ört, bizi sarmala ya Rabbi. Ölürken kelime-i şehadeti nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi kötülerle, zalimlerle, şerle, şerlilerle imtihan etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu anda evlerinde bizi dinlerken dua eden, amin diyen kardeşlerimiz vardır. Her bir kişinin şu anda kim varsa, içinde hangi duygu, hangi arzu varsa, kudretinde o bütün kardeşlerimizin bütün duygu ve dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hangi şeyi arzu ediyor ve seviyorsak bize arzu ve ihtimiz ve sevdiklerimizin hayırları nasip eyle ya Rabbi. Hangi şeyden biz çekiniyor, endişe ediyorsak bizi korkularımızdan emin eyle ya Rabbi. Korkularımızdan emin eyle ya Rabbi. Korkularımızdan emin eyle ya Rabbi. Sevdiklerimizi, kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten, kötü hastalıktan, şerle muhatap olmaktan uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün kötüleri sana havale ediyoruz. Bütün kötülükleri sana havale ediyoruz. Bütün şerleri sana havale ediyoruz. Allahümme kfinihim bima şiite ve keyfe şiit. Allah'ım kötülükleri ve kötüleri bizden dilediğin şekilde bertaraf eyle ya Rabbi. Allah'ım zalimin ikiyüzlüsünden, Allah'ım kötülerin ikiyüzlüsünden, Allah'ım insanların arkadan vuranlarından sana sığınırız ya Rabbi. Ya Rabbi hastalar vardır amin diyen, dua eden, ya Rabbi diyen, ya Erhamer Rahimin diyen, ya Şafi diyen insanlarımız vardır. Tümüne Şafi isminde tecelli eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi evli karı kocayı birbirini sevenlerden eyle. Ya Rabbi çocuksuz ailelere çocuk nasip eyle. Bereketsiz ailelere bereket nasip eyle. Ya Rabbi gelinleri kayınanalarını sevenlerden eyle. Kayınanaları da gelinlerini sevenlerden eyle. Amin ya Rabbi. Bu zor şeyi başarmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Evlerde mutluluk nasip et ya Rabbi. Kadınlarına yumuşak davrananlar nasip et ya Rabbi. Hanımlarına karşı şefkatli davranan, eşine seni seviyorum diyen erkeklerin sayısını çoğalt ya Rabbi. Allah'ım bizleri her türlü şerden muhafaza eyle. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha. Evet, Fatiha'mızı okuyoruz, seviyoruz. Evet beyler, bu gece zor bir şey yapalım hepimiz. Beni dinleyen beyefendiler, çok zor bir şey istiyorum sizden. Ne olur beni kırmayın bu akşam. Lütfen bu gece hanımlarınıza deyin ki seni seviyorum. Biliyorum bu çok zor bir şey ama erkekler bu işi pek yapmazlar ama bu gece Abdurrahman, Mustafa Hocam, bütün buradakiler diyorlar ki lütfen eşinize seni seviyorum deyiniz. Biz de biraz sonra eşimize bunu söyleyelim. Zorlanacağız belki ama benle Mustafa Hoca zorlanacağız. Ama biz de bu efendim Arapça söylesek. Arapça da söylesek olur. Biz de bu programdan sonra hanımımızı arayacağız. Şimdi hanıma diyeceğiz ki seni seviyoruz diyeceğiz. Zor bir
ama yapacağız. Ekran başındaki herkesten de bunu rica ediyorum. Efendim sizi seviyoruz. Yarın sabah 8.30'da beraber olacağız. Rabbim her daim sizinle olsun. Allah yar ve yarımcınız olsun. Efendim reklamlarımız var. Sonra buradayız.